Sevgili gençler merhabalar. E, bugünkü dersimizde polinomların bir kısmıyla karşınızdayız. E, öncelikle polinomların tanımı, verilen bir ifadenin polinom olma şartı, bazı polinom çeşitleri gibi başlıklara bu derste eğileceğiz. İlk olarak tanımla başlıyoruz. AN sıfırdan farklı olmak üzere AN a n eksi 1, a n eksi 2 bu şekilde a 1 ve a 0 birer reel sayı ve n bir doğal sayı olmak üzere a n çarpı x üzeri n artı a n eksi 1 çarpı x üzeri n eksi 1 bu şekilde x'in azalan kuvvetlerine göre yazılarak a 1 x ve a 0 diye biten ifadeye eninci dereceden x'e bağlı polinom diyorum. Burada Tabi önemli e, parametreler var bizim için. Sorularda adı geçecek kavramlar var. Bunlardan birincisi baş katsayı. Baş katsayı nedir? Polinomun en büyük dereceli teriminin önündeki katsayıdır. Sabit terimimiz yani başka bir deyişle x'li olmayan terimimiz ve tabii ki derece kavramı. Bakın en doğal sayısına ki bu yazılımda en doğal sayısı x'lerin kuvvetlerinin en büyüğü. Dolayısıyla bir polinomun derecesi tanımı da ortaya çıkıyor. x'li terimlerin derecelerinin en büyük olanının kuvveti bizim için polinomun da derecesi şeklinde tanımlanıyor. Şimdi bir örnek yazmışız buraya. Bakın px 3 çarpı x üzeri 4 eksi x üzeri 3 artı 2x kare artı x artı 1. Bu bir polinom örneği. Neden? Kuvvetlerine bakıyorum. Doğal sayı olması gerekiyordu. Evet hepsi doğal sayıdır. Sabit sayıya dikkat edin. Yanında aslında x üzeri 0 var. Yani orada da kuvveti doğal sayı olan bir x var. Baş kat sayısı en büyük dereceli terim x üzeri 4'tür. Bunun önündeki katsayı 3. O halde baş katsayımız 3. Sabit terimimiz yani x'li olmayan terimimiz 1 ve polinomun derecesi sevgili gençler bakın en büyük derece x üzeri 4'teki derece yani derecemiz de 4 oldu. Bir hatırlatma, polinomlar adlandırılırken, gösterilirken P, Q, R, S, T gibi büyük harflerle gösterilecek. Bunu da unutmayalım. Önemli bir sonuç var burada. Bakın, bize verilen herhangi bir ifadenin bir polinom belirtebilmesi için birincisi katsayılarının reel sayı olması lazım. Ama ikinci şart çok daha önemli ve karşınıza çıkması çok daha muhtemel olan şarttır. Bir polinomun terimlerinin hepsi sevgili gençler irdelendiğinde kuvvetlerinin doğal sayı olduğunu görürsünüz. Yani bütün x'lerin kuvvetleri birer doğal sayıdır. Böyle olması gerekir. Peki madem ki doğal sayı, o zaman ne olmamalı bu dereceler? Bakın, ifadede yer alan terimlerin kuvvetleri irdelendiğinde bu kuvvetlerin sadeleşemeyen rasyonel sayılar, kesirler olmaması gerekiyor. Negatif tam sayı olmaması gerekiyor veya irrasyonel sayı olmaması gerekiyor. Bizim kuvvetlerimiz sadece doğal sayı kümesinin elemanları olmak zorunda. Şimdi birinci örneğimize bakalım burada. Kaç tanesi polinomdur diyor. Bakın birincisi Rx eşit 7. Biz şöyle yapabiliriz. 7'yi 7 çarpı x üzeri 0 diye yazabiliriz. x üzeri 0 1'dir. Polinomun eşitliğini değiştirmez. O zaman sevgili gençler kuvvet doğal sayı olduğu için bu bir polinomdur. İkinci örneğe bakalım. 2 çarpı 3 üzeri x. Şimdi Evet, x kare eksi 2x artı 1. Burada bir sorun yok. Ama bir polinomda üstel bir ifade de yer alamaz. Bu bir polinom örneği değil. Çünkü üstel bir terim var. Üçüncü polinomumuz qx. x küp eksi 4 kök x. Sevgili gençler, x e, kökün içinde yer alamaz. Neden? Az önce dedik ki bir polinomun kuvvetlerine bakıldığı zaman, dereceli e, terimlerinin kuvvetlerine bakıldığı zaman, o kuvvetin irrasyonel olmaması lazım. Ya da kesirli olmaması lazım. Şimdi kök x dediğiniz terim aslında x üzeri 1 bölü 2'dir. Bakın buradaki x'in kuvveti dikkat edin bir kesir çıktı. Bunun olmaması gerekiyordu. O zaman qx'e ben bir polinom diyemem. 4. hx x kare eksi 5 bölü x kare. Şimdi Diyelim x kare bölü x kareden burayı 1 diye yazdınız. Eksi 5 bölü x kare. x payda da. Şimdi ben bunu şöyle de yazabilirim. 5 çarpı x üzeri eksi 2. Üstü sayılardan hatırlayın. E şimdi ne oldu? x'in kuvveti negatif bir tam sayı oldu. Ama biz az önce demiştik ki bu terimlerin kuvvetleri negatif tam sayı da olamaz. O halde bu da bir polinom değildir. Hx de bir polinom örneği değil. Son olarak 5. örnek kx. <laughs> Özür dilerim. 1 bölü 3 x küp. x'in kuvvetine dikkat edin. Doğal sayıdır. x kare doğal sayı ve x üzeri 0 yine doğal sayı kuvvetler. Hepsi doğal sayı olduğu için bu bir polinomdur. Kaç tanesi? Birinci örneğimiz ve beşinci örneğimiz. Yani iki tanesi polinomdur. Polinom olma şartının arandığı başka örneklere geçiyoruz. Burada bir ifade verilmiş ve bunun polinom belirttiği söyleniyor. O zaman enin alabileceği değerlerin toplamı nedir? Sevgili arkadaşlar size verilen ifade polinomsa ilk aklınıza gelecek olan şey neydi? Bunun terimlerinin kuvvetleri kesinlikle doğal sayıdır. Yani örneğin buradaki n artı 2 bir doğal sayı ve 5 eksi n bir doğal sayı. Doğal sayılar kümesinin elemanlarını hatırlayın. Bu küme 0, 1, 2, 3 diye artı sonsuza doğru ilerleyen elemanlardan oluşuyordu. Yani 0 ve daha büyük tam sayılardı elemanları. O zaman n artı 2'nin büyük eşit 0 olma durumu kesindir. Aynı zamanda 5 eksi n'in de büyük eşit 0 olması gerekiyor. n büyük eşit eksi 2 ilk eşitsizliğimiz ve 5 büyük eşit bunu karşıya attık n. İkisini birleştirirsek n dediğimiz değer eksi 2'den büyük eşit 5'ten de küçük eşit olmalı. Demek ki çözüm aralığını bulmuş olduk. Peki ne olmalı? Bu ifadelerin doğal sayı olabilmesi için aynı zamanda da n'in tabii ki bir tam sayı belirtmesi gerekiyor. Tutup buraya bir kesir yazdığınızda Evet belki büyük eşit durumu sağlanır ama e, kuvvetin doğal sayı olma özelliği de bozulur. O halde n yerine ne yazabiliyoruz? Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4 ve 5'i yazabiliyoruz. Bunları saydığımız zaman sevgili gençler 8 tane n değeri olduğunu göreceksiniz. Bir diğer örneğimizdeyiz. Verilen ifade diyor bir polinom belirttiğine göre a'nın alabileceği tam sayı değerlerinin sayısı kaçtır? Yani kaç tane a tam sayı değeri vardır diyor. x'in kuvvetinde 5a artı 25 bölü a artı 1 görüyorum. Bunun ne olması gerekiyor? Bunu kesin olarak biliyoruz artık. Doğal sayı olması lazım. x'in kuvvetleri 2, 1 ve 0. Ki bunlar zaten birer doğal sayı olduğu için bizim sorumuzda problem teşkil eden kısım burası değil. Burası. Şimdi sevgili arkadaşlar. Bakın. Bu tip ifadeleri biz temel kavramlar sorularında da görüyoruz. Bu bir doğal sayıysa bunu şöyle payını paydaya göre düzenleyelim. 5 tane a artı 1 ki 5 a artı 5 yapacaktır. Artı 20 diye yazabiliriz payı. Paydası a artı 1. 5 tane a artı 1 bölü a artı 1 artı 20 bölü a artı 1 olacak. Şimdi sevgili gençler bunlar sadeleşir. O halde bizim e, x'imizin kuvveti 5 artı 20 bölü a artı 1 olur. 5 bir doğal sayı. Başka bir doğal sayıyla daha toplarsak. Sonuç yine bir doğal sayı olacaktır. O zaman şunu söyleyebiliriz. Bu paydadaki A artı 1 20'nin böleni olmak zorunda. Ne diyebiliriz buraya? A artı 1 1 olabilir. A artı 1 2 olabilir. A artı 1 5 olabilir. A artı 1 10 olabilir. E, 4'ü atladık. Onu da ekleyelim. A artı 1 4 olabilir. A artı 1 20 olabilir. Şimdi buradan e, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane farklı A gelir. Bir de şu var tabii ki. Şimdi e, A artı 1'i negatif olarak da düşünebiliriz. Ne yapabiliriz mesela? A artı 1 eksi 1 yazabiliyor muyuz? Bakalım yazarsak 5 artı 20 bölü eksi 1'den bu işlemin sonucu eksi 15 geliyor. Peki bu bir doğal sayı mı? Hayır. Bunu alamıyoruz. O zaman e, a artı 1 eşit eksi 2 de olmaz. Bunu da alamayız. a artı 1 eksi 4 olabilir mi? Bakın olabilir. Neden? 5 artı 20 bölü eksi 4 derseniz 5 eksi 5 olacaktır. 0. Bu bir doğal sayı. Yani bize buradan bir a geliyor. Başka a artı 1 eksi 5'ten gelir. a artı 1 eksi 10'dan gelir. Ve a artı 1 eksi 20'den gelir. Bir tane buradan, bir tane buradan, bir tane buradan, bir tane de buradan geliyordu. 1, 2, 3, 4. 4 tane de negatif olan kısımdan geliyor. Yani A artı 1'i bir, negatif tam sayı olarak düşünürsek geliyor. 6 tane buradan gelmişti. 4 tane de buradan geldi. O zaman 10 tane A tam sayı değeri yazabiliyoruz sevgili gençler. Başka bir örnek. Şimdi bu önemli ve güzel bir örnek aslında. Px ifadesi bir polinom belirttiğine göre derece Px en çok kaç olabilir diyor. Burada bizim yorum yapmamız gereken bir durum var. Şimdi bakın çarpım şeklinde bir polinom verilmiş 3x kare bu terimden bakın x kare üzeri 36 bölü n'i bir defa elde edeceksiniz. Başka ne elde edeceksiniz? X üzeri 36 bölü n'i elde edeceksiniz. Bu ifadeyi açtığınızda. O zaman hem şimdi üstün üstü olarak düşünürseniz buradan x üzeri 72 bölü n ve x üzeri 36 bölü n gelecek. Demek ki n 72'nin ve 36'nın böleni böyle bakabilirsiniz. Başka ne diyebiliriz? Devam edelim. Şimdi diğerine geçelim. x küp bu. Bunun kuvveti olarak n bölü 4'ü alırsanız göreceğiniz başka bir terim de şudur. x üzeri 3 n bölü 4. Demek ki 3 n bölü 4'ün de yine bir doğal sayı belirtmesi gerekiyor. Bunların da doğal sayı belirtmesi lazım. Yani 72 bölü n 36 bölü n'in de doğal sayı belirtmesi lazım. O zaman toparlayalım. 72 bölü n bir doğal sayı. 36 bölü n başka bir doğal sayı. Ve 3n bölü 4 başka bir doğal sayıdır. Şimdi sevgili gençler üçüncüden şunu söyleyebilirsiniz. Demek ki benim n'im kesinlikle 4'ün katı olacak. Aksi takdirde bunu doğal sayı çıkaramazsınız. Geldim buraya. Bu n 36'nın böleni ve 4'ün katı. 72'nin böleni ve 4'ün katı. Şimdi hem bunun hem de bunun böleni olabilmesi için yani ortak olabilmesi için sonuç olarak şunu diyeceksiniz. Bizim enimiz 36'nın bir böleni olmalı. Neden? 72'nin bölenlerinden herhangi biri 36'yı tam bölmeyebilir çünkü. Mesela bir örnek verelim. N yerine 8 yazdığınızda evet 72'yi tam bölüyorsunuz. Buradan bir doğal sayı elde ediyorsunuz. Fakat buraya yazdığınızda 36 bölü 8 bir doğal sayı belirtmiyor. O zaman bizim sonuç itibariyle şunu söyleyebilme hakkımız var. N buraya yazabileceğimiz N 36'nın bir böleni ve 4'ün katı. Şimdi ne var burada? 0, e, 4 başka 6, pardon 4'ün katı demiştik. 4 12 e, ve 36 0'ı tabii ki alamayız. Çünkü paydaya geliyor. Ne olabilir? 4 olabilir. 12 olabilir. 36 olabilir. Bunları deneyerek e, derecenin en büyük değerine ulaşabilirsiniz. Şimdi en büyükten başlayalım. 36'dan başlayalım. 3 çarpı. Artık şuna bakmanıza gerek yok. X'e bakmanıza gerek yok. X karenin kuvvetini alacaksınız. 3x kare üzeri 36 bölü 36 çarpı x küp üzeri n bölü 4. Bakın n yerine 36 yazdığımız için buradan x kare geliyor. Birinciden ikinciden de 27 geliyor x üzeri 29 elde ediliyor. Demek ki derece 29 olabiliyormuş. Şimdi en eşit 12'ye bakalım. Ee, 3 çarpı x kare üzeri 36 bölü 12 çarpı x üzeri 3 çarpı 12 bölü 4. En yerine 12 yazdık. Ee, 36 bölü 12, 3, 2 kere 3, 6. Buradan x üzeri 6 geliyor. 3'ü yazmadım. Yani işlem pratiği olması anlamında yazmıyorum. 12 bölü 4'ten 3, x üzeri 9. Bakın x üzeri 15 oldu. Küçüldü. Muhtemelen en yerine 4 yazdığınızda biraz daha küçülecektir. Deneyelim. Ee, x kare üzeri 36 bölü 4. x çarpı 3 çarpı 4 bölü 4. Bakın buradan x üzeri 18 çarpı x üzeri 3 x üzeri 21 geldi. Küçülmedi ama bizim derecemizin en büyük hali de olmadı. Demek ki bu polinomun derecesi en çok ne olabiliyormuş? 29 olabiliyormuş sevgili gençler. Polinom olabilme koşulu arayacağımız başka örneklere geçiyoruz. Şimdi x 2 çarpı px eşit x üzeri 4 artı ax 22 eşitliğinde px bir polinomdur. Bazen bu ifadeleri çok çabuk atlayabiliyoruz. Ancak burada söylemek istenil, anlatılmak istenilen şey şu. px bir polinomsa polinom olma şartları sağlanıyor demektir. Yani kuvvetler doğal sayıdır. Şimdi ben e, x eksi 2'ye bölersem iki tarafı da şöyle bir durum oluşur. Diyeceksiniz ki hocam e, bir polinomda x'ler paydaya inmiyordu. yani kuvvetleri negatif olmuyordu. Doğru haklısınız. Ama burada şöyle bir husus var. Özellikle bir polinom olduğu belirtildiğine göre, Demek ki bu x eksi 2 paydadaki x eksi 2 yok olabiliyor. Yani sadeleşme durumu söz konusu. O halde şunu söyleyebilirsiniz bakın. x üzeri 4 artı ax eksi 22 ee, nedir? Nin bir çarpanı x eksi 2'dir. Siz burada x yerine 2 yazdığınızda x üzeri 4 artı ax eksi 22'nin 0 olmasını bekleyeceksiniz. 2 üzeri 4 artı 2a eksi 22 0 olacak. 16 eksi 22 eksi 6 artı 2a 0. Buradan a sevgili gençler 3'tür. Şimdi x eksi 2 pardon şöyle yapalım. Px x üzeri 4 e, artı 3x eksi 22 oldu. Ben bunu şöyle parçalayabilirim zannedersem. E, x üzeri 4 eksi 16 artı 3x eksi 6. Bunu neden parçaladım? Çünkü x kare eksi 4 x kare artı 4 diye şu kısmını ayırabiliyorum. Diğerini de 3 çarpı x eksi 2 diye ayırdım. Şunu da x eksi 2 diye yazalım. Bakın x eksi 2 artık ortak paranteze alalım. Buradan x artı 2 geliyor. Çarpı x kare artı 4 artı bir de şuradaki 3 var. Sevgili gençler. Payda da e, ne vardı? Payda da x eksi 2 vardı biraz karışacak ama bunlar sadeleşecek. Biz Px'i böylece elde etmiş olacağız. P2 nedir? X yerine 2 yazdığınızda 2 artı 2 4. 2'nin karesi artı 4. Yani 4 artı 4'ten 8 artı 3. 32 artı 3'ten P2 35'tir. Birazcık yeri hesap edememişiz. Kusura bakmayın. E, ee, ancak buradaki en önemli kısım e, şu kısım aslında. Bakın burada A'yı şuraya 2 yazarak da A'yı bulabilirdiniz. Ancak bu bir polinomdur demek. Şimdi siz x eksi 2'ye bölüp px'i yalnız bıraktığınızda böyle bir şey göreceksiniz. Ya burada x paydaya iniyor. Bu bir polinom belirtmez. Ee, ikilemine açmazına düşmemeniz için bunun ne demek olduğunu açıklamaya çalıştık. Altta da benzer bir soru var. Px bir polinom ve diyor. E, x üzeri 9 eksi 1 bölü 3x artı a artı 1. Px ise p a artı b 5 kaçtır? Aynı durum geçerli. Şimdi ben yukarıdaki x üzeri 9 eksi 1'i şöyle çarpanlarına ayırabilirim. x eksi 1, x üzeri 8, x üzeri 7, x üzeri 6 bu şekilde devam ediyor. x ve 1. Paydada da 3x artı a artı 1 var. Sevgili gençler herhangi bir polinomda unutmayın. Paydada x'li terim yoktur. E ben şimdi 3x artı a artı 1 diyorsam o zaman şöyle düşünmem lazım. Demek ki bu ifade yukarıdakilerden biriyle sadeleşiyor. E hangisiyle sadeleşebilir? Derecesi aynı olmalı. Bakın bununla sadeleşebilir. Demek ki 3x artı a artı 1 bölü x eksi 1 sadeleşebilen bir ifade. Buradan ben 3 bölü 1 katsayılarını birbirine bölersem cevabı da elde ederim. A artı 1 bölü eksi 1. A yanılmıyorsam buradan eksi 4 geliyor. Şimdi ben o halde sadeleşen sadeleşmiş halini şöyle ifade edeyim. Öncelikle burayı böyle x artı 1 diye yazalım. 3 çarpı x eksi 1'miş demek ki bu. O halde sevgili gençler bu gitti. Polinomumuz x üzeri 8 artı x üzeri 7 artı böyle gidiyor. x artı 1 bölü 3 oldu. Bizden istenilen nedir? a artı 5. E, a'yı biz eksi 4 bulmuştuk aslında. Bizden istenilen p1. Yazarsak bakın 1'den x üzeri 8'e kadar gitmiş. Yani 1 demek aslında x üzeri 0 demektir. O halde 9 tane terim var. 1 artı 1 artı 1 artı 1 bölü 3. 9 bölü 3'ten sevgili gençler P1 değeri 3 geliyor. Güzel bir soruydu bu da. Px polinomunun sabit terimi bulunurken x yerine 0 kat toplamı bulunurken x yerine 1 yazılır. Bu sabit terim ve katsayılar toplamını eğer polinom çalıştıysanız mutlaka duymuşsunuzdur. E, sabit terimin az önce tanımlamıştık. X'li olmayan terimdi. Bütün terimlerinin katsayılarının toplamını da x yerine 1 yazarak yani çarpmanın etkisiz elemanını yazarak elde ediyoruz. Demek ki Px'in sabit terimi aslında P0'mış. Ama Px artı B'nin sabit terimi Pb. Neden? Hangi polinomun sabit terimi isteniyorsa orada x yerine 0 yazıyorsunuz. Ve dolayısıyla da burada 0 yazdığımızda Pb'yi elde ediyoruz. Px'in kat sayılar toplamı x yerine tabii ki 1 yazdığınızda P1 oluyor. Ama içerideki ifade değişirse unutmayın x yerine 1 yazmayı devam ediyorsunuz. Ve tabii ki başka bir şey çıkıyor. Yani p a artı b çıkıyor. Basit bir örnek var burada. Verilen polinomun sabit terimi a kat sayılarının toplamı b ise diyor. a artı b nedir? Bakın x yerine 0 yazdığımızda 0, 3 çarpı 0, 5 çarpı 0, 0, 2 çarpı 0, artı 0, eksi 3. E o zaman p 0 eksi 3 çıktı. Yani sabit terim a eksi 3'müş. Kat sayılarının toplamı 1 yazalım şimdi x yerine. 3 çarpı 1 üzeri 5. Eksi 5 çarpı 1 üzeri 4. 1'in küpü 2 çarpı 1'in karesi artı 1 eksi 3. 1'in bütün kuvvetleri malumunuz. Bütün reel kuvvetleri 1'dir. 3 eksi 5 artı 1 eksi 2 artı 1 eksi 3. 3 ve eksi 3 birbirini götürdü. 1, 1 daha 2 şunu götürdü. Eksi 5'miş P1. Yani kat sayılarının toplamı ifadede soruda B diye belirtilen değer de eksi 5'miş. Bizden A artı B istenmişti. Eksi 3 artı eksi 5 yani eksi 8'dir kıymetli gençler. Başka bir örnek. Px polinomunun sabit terimi A derecesi B ise diyor. A çarpı B nedir? Bakın e, x'lerin kuvvetleri bilinmeyenli. N'e bağlı yazılmış. Biz şunu biliyorduk. 7 eksi n doğal sayı olacak. Yani büyük eşit 0. n artı bir doğal sayı olacak. Büyük eşit 0. n eksi 7 de doğal sayı olacak. Büyük eşit 0. 7 büyük eşit n. n büyük eşit 7. Şu ikisini bir araya getirdiğiniz zaman şöyle bir eşitsizlik elde ediyorsunuz. N 7 ile 7 arasında. E o halde N nedir? 7'dir. Bazı sorularda bunu görürsünüz. O zaman N yerine 7 yazarsak bakın Px polinomumuz 5 çarpı x üzeri 7 eksi 7 x üzeri 7 artı 1 eksi 4 çarpı x üzeri 7 eksi 7 artı 3 olur. Yani Px, x'in kuvveti 0, 5 çarpı x üzeri 0, x üzeri 8, 4 çarpı x üzeri 0 artı 3. x üzeri 0 demek biliyorsunuz 1 demek aslında. O halde en son halini verirsek x üzeri 8, 5 eksi 4'ten 1 artı 3. Yani Px polinomu x üzeri 8 artı 4'müş. E bizden ne isteniyordu? Sabit terimine A denmişti. Bunu istiyordu. O zaman A4. E derecesi nedir? Derece Px. 8. Bu da B. Ve en sonda da diyordu ki A ile B'nin çarpımını bana söyle. O zaman 4 çarpı 8'den 32 diyeceksiniz kıymetli arkadaşlar. Yine sorularda zaman zaman gördüğümüz, duyduğumuz bir e, ifade. Tek dereceli terimlerinin katsayıları toplamı veya çift dereceli terimlerinin katsayıları toplamı. Bu durumlar size sorulduğunda e, kullanacağınız kurallar var. Px polinomunun tek dereceli terimlerinin toplamı t, çift dereceli terimlerinin toplamı ç olsun. Bu durumda t... P1 eksi P eksi 1 bölü 2'dir. Bu 1. Ç yani çift dereceli terimlerin toplamı da P1 artı P eksi 1 bölü 2'dir sevgili gençler. İspatları aslında basit ama burada biraz uzun süreceği için ispatını yazmadım. Bizim açımızdan bu bilgilerin kullanımı yeterlidir. Bakın altta bir örnek var. Verilen polinomun tek dereceli terimlerinin katsayıları toplamı kaçtır? Buna T diyelim ve T'yi şöyle kurala dökmüştük: p1 eksi p eksi 1 bölü 2. P1 nedir? X yerine 1 yazarsak 1 üzeri 4 eksi 1'in karesi artı 2 kere 1 artı 1 üzeri 3. Şunlar birbirini götürdü e, 3 üzeri 3 yani 27. P eksi 1'e bakalım şimdi. Eksi 1 üzeri 4, eksi, eksi 1'in karesi artı 2 çarpı eksi 1 artı 1. Bunun küpü. Bunlar yine birbirini götürüyor. Eksi 2 bir daha. Eksi 1'in küpü çıktı. Yani eksi 1 P eksi 1 değeri. O zaman burada yerine yazarsanız, t neydi? P 1 eksi P 1 bölü 2 idi. Yani 27 eksi 1 bölü 2. Buradan e, eksi eksi artı yaptı 27 artı 1 bölü 2'den yani 28 bölü 2'den 14 sonucuna ulaştık kıymetli gençler. Çift dereceli terimlerinin katsayıları toplamı sorulsaydı ne yapacaktık? O zaman da şöyle diyecektik p 1 artı p eksi 1 bölü 2 yani e, 28 eksi pardon artı eksi 1 bölü özür dilerim 27 eksi 1 bölü 2 yani 26 bölü 2 o da 13 olacak idi. Bazı polinom çeşitleri bunlar nedir? Sabit polinom, sıfır polinomu, doğrusal polinom gibi polinomlu polinomlardır tanımlamamızda fayda var. Çünkü bunları ifadelerde, sorularda görebilirsiniz. Sabit polinom ne? C bir reel sayı olmak üzere Px eşit C biçimindeki polinomlar. Yani x'li terim barındırmaya polinomlar aslında sabit fonksiyona benziyor. Burada bilmemiz gereken önemli bir husus sabit polinomun derecesi sıfırdır sevgili gençler. Neden? Siz Px eşit özür dilerim şuraya yazalım. Px eşit c diye yazdığınızda aslında bunu c çarpı x üzeri 0 biçiminde de ifade edebiliyorsunuz. Ki x üzeri 0 1 olduğu için hiçbir şeyi değiştirmiyorsunuz ama derecenin de adını koyabilme fırsatınız oluyor. O yüzden sabit polinomun derecesi 0'dır. Burada bir örnek var. Verilen polinom sabit polinomsa a çarpı b nedir diyor. Sabit polinomda hatırlayın x'li terim olmayacaktı. Yani x kare yok. E var hocam? Hayır yok. Bunun için kat sayısı ne olmalı? Sıfır olmalı. x, x üzeri 1 yani olmamalı. Demek ki bunun da kat sayısı sıfır. a artı 1 sıfır. Buradan a'yı eksi 1 olarak bulursunuz. 2a eşit b diyor. a yerine eksi 1 yazarsanız 2 kere eksi 1 b'dir. Buradan da b'yi eksi 2 bulursunuz. Bizden istenilen ikisinin çarpımıydı. A çarpı B eksi 1 çarpı eksi 2'den 2 iki olarak bulunacak kıymetli gençler. Sıfır polinomu Px eşit sıfır biçimindeki polinomlardır. Sabit polinomun daha özel bir hali. Bu sefer eşitliğin diğer tarafında sağ tarafında sıfırdan farklı bir reel sayı da yok. Her şey sıfır sağ tarafta. Ee, önemli bir husus sabit polinomun derecesi belirgin bir derecesi yoktur. Neden? Sebebi aslında çok basit. 0 çarpı x üzeri 1. Siz bunu böyle yazabilirsiniz. Ben 0 çarpı x kare yazabilirim. Başka bir arkadaşımız 0 çarpı x küp yazabilir. Görüyorsunuz bu böyle devam ediyor. O halde şimdi burada dereceye 1 mi diyeceğiz, 2 mi diyeceğiz, 3 mi diyeceğiz. Belirgin bir derecesi şudur şeklinde bir açıklama getiremiyoruz. O halde belirgin bir derecemiz yok sıfır polinom için. Yine basit bir örnek var. Verilen polinom sıfır polinomu ise a artı b artı c nedir diyor. Bakın x küp var mıdır? Tabii ki yoktur. O zaman 3 eksi a sıfır. Yani buradan a 3. x kare var mıdır? E yoktur. x karenin kat sayısı yani b artı bir sıfır olmalı. B eşit eksi 1. Sabit terim var mıdır? E, o da yoktur. O da sıfırdır yani. Yoktur derken sıfıra eşit olmalı manasında yoktur diyorum. Bu da sıfır. C A çarpı B'ye eşit çıktı. 3 çarpı eksi 1. Yani demek ki C de eksi 3'müş. 3'ünün toplamı isteniyordu bizden. 3 artı eksi 1 artı eksi 3. Buradan 3 artı eksi 1 artı eksi 3, şunlar gitti. Üçünün toplamı eksi 1 oldu, kıymetli gençler. Doğrusal polinom, e, hatırlayın doğrusal fonksiyon e, tanımı da vardı fonksiyonlar ünitesinde çok benzer. A ve B birer reel sayı olmak üzere A'yı sıfırdan farklı alacağız. Px eşit Ax artı B şeklindeki polinomlardır. Doğrusal polinomlarımızın derecesi 1'dir sevgili gençler. Sadece x üzeri 1'i barındırıyor. O halde grafiği de bir grafiğini çizelim derseniz tabii ki bir doğru belirtecek. O anlamda doğrusal denmiştir. Bir örnek var. Verilen polinom doğrusal olduğuna göre diyor a kare artı b kare nedir? Şimdi doğrusal polinomlarda sadece x üzeri 1 var. Bilinmeyen barındıran terim olarak. Yani x üzeri 4 görmemeniz lazım. E var deniyorsa demek ki bunun katsayısı 0 olmalı. x kare görüyorsunuz. Bu doğrusal bir polinom olduğuna göre x üzeri 1'den daha büyük bir kuvvete sahip x terim yoktur. Yani x karenin Kat sayısı da 0'dır. Buradan a 4 b eksi 3 geldi. E bizden istenilen zaten a kare artı b kareydi. O halde a kare artı b kare 4'ün karesi artı eksi 3'ün karesi bu da 16 artı 9'dan 25'tir sevgili gençler. Px polinomu iki farklı polinomun çarpımı şeklinde verilmiş. Burada diyor x üzeri 4 içeren terimin katsayısı kaçtır? Zaman zaman bu tip sorularla karşılaşabilirsiniz. E, parantez çarpması mantığını kullanacağız. Şimdi x üzeri 4'ü nasıl elde edebilirsiniz? Bakın şöyle. x üzeri 4 çarpı x üzeri 0. Bu şekilde elde edebilirsiniz. Burada x üzeri 4'lü terim var. Ama burada x üzeri sıfırlı yani sabit terim yok. Dolayısıyla size buradan katsayı olarak ne gelir? Sıfır gelir. Başka mesela x küp çarpı x üzeri 1 diye elde edebilirsiniz. Bakın buradaki x küp eksi x küp. Burada x'li x, x terim eksi 3x. Çarparsanız 3x üzeri 4 oluyor. Peki elde ettiğiniz katsayı ne buradan? Bu çarpımdan. 3. Başka x üzeri 4'ü x kare çarpı x kare diye de elde edebilirsiniz. Birinci parantezde x kareli terim 2x karedir. İkincide de 2x kare. O halde 4x üzeri 4. Yani buradan gelen katsayı da 4 oldu. Başka şöyle de yazabilirsiniz. Bakın x üzeri 1 çarpı x küp. Yani birinci parantezden x üzeri 1 İkinci parantezden x küpü düşünürsünüz. X üzeri bir terim var mı burada? Yok. E yoksa aslında şöyle bir durum vardır. 0 çarpı x üzeri 1 vardır. Bunu da e, x küple çarparsanız 0 çarpı x üzeri 4. Gelen katsayıya dikkat edin. 0 oldu. Başka e, sabit terim çarpı x üzeri 0 çarpı x üzeri 4. E, burada sabit terim eksi 1. Ama burada x üzeri 4'lü terim yok. Yine 0 çarpı x üzeri 4 diye düşünün. Gelen çarpım 0 çarpı x üzeri 4'tür. Gelen katsayı da 0'dır. Bunların hepsinin toplamı isteniyor. 0 artı 3 artı 4 artı 0 artı 0. 7. Demek ki bu çarpımda biz 7 çarpı x üzeri 4 şeklinde bir terim görüyormuşuz. Bizden zaten x üzeri 4 içeren terimin katsayısı istenmişti. Bizim vereceğimiz cevap 7'dir değerli gençler. Bugünün son başlığı, daha doğrusu bu dersin son başlığı, polinomların eşitliği. Önemli bir başlık esasen. Birçok polinomun, birçok polinom sorusunun sonucunu bağlarken aslında buradan faydalanacağız. Bakın Px ve Qx dereceleri aynı iki polinom olsunlar. Bu durumda diyor. px ve Qx birbirine eşitse iki polinom eşitse bu polinomların dereceleri aynı olan terimlerinin kat sayıları birbirine eşittir. Ve bu bütün e, terimler için karşılıklı olarak bütün terimler için geçerli. Bakın e, farklı tipte örnekleri var. Bir tanesi bu kesirli olan Bir de bir sonraki örnek. Şimdi önce bir sonrakini çözeceğim ben. Şunu. Çünkü bu ilk etapta anlatılması gereken. Şimdi bakın eşitliğin sağ tarafında çarpımlar var. Önce bunları açalım. A x kare eksi a artı b x artı b artı x kare eksi x çarpı c. Yani şöyle yapalım c çarpı x kare eksi c çarpı x. x kareli terimleri bir araya toplayalım. a artı c x kare. x'li terimleri toplayalım. b eksi c x. Sabit terimler eksi a artı b oluyor. Sa sol tarafta ne var? 2x eksi 3. Şimdi bu polinomlar eşit. Sağ tarafta x kare varken sol tarafta yok. Demek ki aslında ikisinde de yok. Yani eşitliğin sağ tarafında x karenin katsayısı ne olmalı? Sıfır olmalı. A artı c 0. Devam ediyoruz. Sağ tarafta x'in katsayısı b eksi c.